Yedağın başka bir yeri, zararını da biraz konuşalım. O da günler önce veya aylar önce bizim tarihi Kayseri pazarımız açılışı aynen yapıldı. Orada esnaf vardı. Zaten zarar gördüler ama açılıştan sonra şanslarına ona rast geldi. Koronavirüsü vardı. Aynen. Onun üzerine biraz da daha etkilendiler. Onların doğru dertlerini görelim, anlayalım. Kayseri Kapalı Çarşısı'nın kapıları tekrardan müşterilerine açılıyor. Kerkük'ün eski tarihine dayanan Kapalı Çarşı, Osmanlı döneminden Kerkük'lere miras kalmış. Ancak bundan 2 yıl önce yanıp kül olmuştu. Biz özümüz bildiğimiz gibi buraya yandı. Yanan zaman ondan sonra özü bilsem çok çıkansılar. Yani diyebilirlik derbeder oldular. Neden? İşte yandı malları müşteri gitti. Unuttular bizi, unuttular tamamen müşteriler. Buranı unuttu çünkü çıktık ayrı yere, bir de döndük bura. Bir kez müşteriler az oldu. 26 Kasım 2018 yılında yanan çarşı, 2020 yılında onarılmış haliyle, yeni haliyle karşınızda. Vallahi her şey mutuvaffirdi. Her şey hamdolsun suyundandı, tedfiyesidir, karabasıdır, muhalidasıdır, macari, hepsi bir şey istedim. Kapalı Çarşı eski eserini kaybetmeden yeni haliyle tekrardan can kazandı. Her gelen istirbez görsün bu güzelliği. Çünkü bu bizim turasımız, özümüz bildiğimiz ki Kayseri bir basma adı, Kerkük'ün bir basmasından. Esnaflar çarşıdaki eski yerlerini alıyor, tekrardan ekmek paralarını kazanıyor. Ancak bir takım sıkıntılardan da geçiyorlar. Avalşin göre tamam, fark var. Hasan bu korona patrasından sonra pazar biraz zayıf oldu. Kimse bizim üzerimize zed edebilmez çünkü biz mihne sahibiyiz. Bizim mihne daire takis ve sayıtlar nevi var. Oradan izizamız çıkıp bu tükandan geçecek, o bir tükana göre Bağdat bitsin. Baktı bu cemaat geldi, tükenlerimizi istediler, müzayede etsin hastalarımızda. Olmadı, durdu. İndi kadar böyle kalıp, tele sakin. Osmanlı mirası olan Kapalı Çarşı yandıktan sonra ekonomik krizler yaşandı. Ancak tekrardan restore edildikten sonra canlılığını kazandı. Mine Salihli, Türkmen TV, Kerkük.